Lenfoma. Evet, tiroid lenfoması. Tiroid lenfoması ayrı bir durum. Tabii. Tamamen. Genellikle Hashimoto tiroiditi olan hastalarda görülür tabii. Ve bunda da tiroid bezi aslında anaplastik karsinom gibi çok sert kıvamdadır. Çok zaten sert. Fizik ve büyüktür tiroid bezi. Hatta bazı cerrahlar bistürlerinin kırıldığını söylerlerdi. Eskiden yani belki 20 yıl önce falan bu ameliyat sırasında. Tabii şimdiki teknikle herhalde böyle bir şey söz konusu değil de herhalde lazerle bile kesiyorsunuz. Evet. Evet, dokuyu. Şey, o kadar sert ve tabii ameliyatı güç herhalde cerrahi açıdan da güç çok sert olduğu için şeyde ama Allah'tan tabii çok nadir ve bölgesel kalıyor sadece. Evet. Klasik Hodgkin lenfoma ya da non-Hodgkin lenfoma gibi davranmıyor. Evet, bölgesel kalıyor. Oradaki herhalde en önemli şeylerden bir tanesi Hashimoto kronik lenfositik tiroidit zemininde gelişmiş olması, birden hızlı büyüyen bir boyunda kitle haline gelmesi, çoğu zaman ağrısız bir kitle halinde olması. Buradaki bizi zorlayan en önemli taraflardan bir tanesi, bu bir anaplastik kanser olabilir, bu bir lenfoma olabilir. Ve gerçekten mesela iğne biyopsisi yaptığınız zaman bunlar birbirine karışır. Çoğu zaman açık biyopsi yapmak gerekir. Evet, açık biyopsi, evet, açık biyopsiyle, Drucker biyopsiyle tanımlanması gerekir. Tedavileri tabii ki cerrahi olarak bizim lenfomalar, tiroid lenfomalarında çok fazla etkinliğimiz yok. Kemoterapi ve radyoterapi burada etkin ki verilen tedavilerle çok iyi sonuçlar alınabilir. Fakat tedaviye yanıt vermeyen hastalarda aynı şekilde agresif cerrahi yapmak gerekebilir. Çünkü çok hızlı büyüyen bir tümördür. Boyunda bu dokunun tamamını çıkarmak gerekebilir.